Merhaba arkadaşlar, örgü aşkım, bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir süpürge tutacak çalışacağız. E, tutacağımıza başlamak üzere, bakın, tepe noktasından başlıyorum. Tepe noktasında fıstık dolgularımızı yaparak e, artışlarımızla birlikte dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Bu örme esnasında ipimizi iki rengi de aynı anda götürüyoruz ve hangisini örüyorsak diğerini saklama yöntemiyle dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Sonrasında ise şu görmüş olduğunuz aradaki birbirlerini birleştiren fıstık dolgulu bağcık kısmını da örerek tamamlıyoruz ve çok güzel bir şekilde tutacağımız hazır hale geliyor. Evet kolay gelsin diyerek hemen tutacağımızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Örgümü 2 numara tığım ve e, Nakonun lüks minnoş beybesi ile örüyorum. İpimi örmeden önce şöyle birazcık asılarak inceltmeyi e, tercih ettim. Yani Aklınızda bulunmasını tavsiye ederim. Eğer ipiniz incesi ya da lif ipleriyle ile örerseniz gayet güzel sonuçlar olmakta. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra kapatıyorum. Kapadığım noktaya geliyorum bir tane batıyorum minik bir yuva yapıyorum ve yuvamı bir tane zincirle sabitliyorum ve sıkıştırıyorum tığımın başını şöyle uzatıyorum önce ilmeğimi sonra başını doluyorum yuvanın içerisine giriyorum bir şöyle güzelce düzenleyelim yuvamın içerisine giriyorum iki iki defa fıstık yapıyorum ve tek seferde çekiyorum bakın tek seferde çektim ve bir tane zincirle kapadım Tekrar bakınız. 1 2 2 defa çektim. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bakınız. Yine giriyorum. 1 2 çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. Hemen 3 tane fıstığın arasındaki şu minik bölümün İlkine gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve uzatıyorum ipimi şu şekilde çok uzun değil bir ve iki defa ilmeğimin başını dolayıp çekiyorum. Tekrar içinden geçiriyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum bir ve aynı yere giriyorum iki defa da fıstığımı alıyorum tek sefer çekiyorum ve kapatıyorum. Bakınız aynı yere iki defa şu kenar soyunu çalışmış olduk. Şimdi üç taneydi bakın hemen yanına yine burada yaptığım işlemin aynını tekrar ediyorum. Başını doluyorum uzatıyorum bir başını dolayıp uzatıyorum ve iki çekiyorum ve kapatıyorum. Aynı yere tekrar giriyorum bir tekrar giriyorum iki çekiyorum ve kapatıyorum. Çift çift burada ördük. Aşağıda 3 tane tek fıstık yapmıştık. Yukarıda ise 1 ile 2. fıstığın arasına ikişer dolayarak 2 iki tane fıstığımızı yaptık. Ve diğerinin arasına 2 ile 3'ün arasına da tekrar bir tane çiftli grubumuzu ördük. Ve süpürgemizin sapını bu şekilde başlattık. Ve üçüncü sırama başlıyorum. Üçüncü sırama başlayacağım zaman yine her ikisinin arasındaki şu bölüme Geliyorum, tığımı batırıyorum ve bir tane şu şekilde kapatıyorum. Uzatıyorum ilmeğimi, başlıyorum. 1 ve 2. Çekiyorum ve kapatıyorum. Aynı yuvaya tekrar 1 2. Çekiyorum ve kapatıyorum. Bu kenarımız hep bu şekilde çift olarak süpürgemiz bitene kadar devam edecek her iki çiftlik kenarımızın ortasındaki minik yere bir tane fıstık çalışması yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir. Aynı yere iki. iki defa giriyoruz. Bakın tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Bir zincirimizi hemen kapatıyoruz. Tekrar kenardaki biraz önceki yapmış olduğum işlemimi yapmak için tam arasına giriyorum. Şu görmüş olduğumuz fıstıklarımın arasına. Tığımın başını doluyorum. Bir. Tekrar 2 çekiyorum ve kapatıyorum. Aynı yuvanın içerisine bir, bir daha giriyorum, 2 çekiyorum ve kapatıyorum. Şimdi bu üçüncü sıramızda bir çift, bir tek, bir çift olarak ördük ve üçüncü sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlayalım. Süpürgemizin dördüncü sırasına geçiyorum ve bakınız ipimi şu şekilde beyaz ipimin olduğu yere bağladım. Şöyle ilerleterek geliyorum. Şimdi hem beyaz ipimizi aşağıda gizleyeceğiz hem de sarı ipimizi örmeye başlayacağız. Her ikisini aynı anda götüreceğiz. Şöyle alalım. Şuradaki fazla ipi de içeride saklayalım. Bağlamış olduğumuz ipi bir tane zincir çekerek başlıyorum. Ve sarımı alıyorum. Bakın beyazımı şöyle gizleyeceğim. Tığımın başını doluyorum. Birinci ilmeğimi uzattıktan sonra bu kenardaki çiftin tam arasına giriyorum başını dolayıp şu şekilde bir bir daha giriyorum iki çekiyorum kapatıyorum tekrar bir ve iki aynı yuvanın içerisindeyiz tek seferde çekiyorum bir zincirimle kapatıyorum bakın hem ipim ipimin fazla hem de beyaz ipim sarı ilmeğimin altında yürümekte şimdi bu görmüş olduğum araya giriyorum tığımın başını doluyorum 1 tekrar 2 çekiyorum bir zincirle kapatıyorum diğer araya giriyorum şöyle iplerimi yarımlamadan 1 ve 2 çekiyorum ve kapatıyorum. Kenardaki çift olan bölümümüze geliyorum. Burayı aynen beyazda yapmış olduğum gibi çift olarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum 1 ve 2 çekiyorum, kapatıyorum. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1 2 çekiyorum, kapatıyorum. Bakınız çift olarak ördük ve kapattık. Her iki kenarımız çift. Ortada teklerimiz devam etmekte. Bir önceki sırada 1 olan tekli fıstığımız sarıyla birlikte 2 fıstık sayısına ulaştı. Şimdi sarımızın ikinci rengini örmeye başlayalım. Yine beyaz ipimi şöyle alıyorum. Bakınız yine geçiriyorum. Hemen şöyle kenardan aldım geçiriyorum. Ve uzatıyorum sarı ilmeğimi hemen çiftin arasına tekrar çiftimi örmek için giriyorum. İlmeğimi uzattım ve tığımın başında doladım. 1 ve 2. 7 defa dolamak yeterli. Bir zincirle kapatıyorum. Yuvamın içerisine giriyorum. 1. Ve yuvamın tekrar içerisindeyim. 2 çekiyorum. Bir zincirimle kapatıyorum. Ve beyaz ipim bakın bu şekilde kenardan çok az bir şekilde görünüyor. Şöyle çektiğimiz zaman o da iyice azalmakta. Yine gizliyoruz. Sarımızın altında götürüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bu görmüş olduğumuz aranın içerisine giriyorum. 1 ve tekrar 2 çekiyorum ve kapatıyorum. Ve ilerliyorum. Hemen bir sonraki tekli grubumuzun olduğu bölüme geliyorum. 1 ve 2. Bir tane zincirle kapatıyorum. Giriyorum 1. Tekrar doluyorum. 2 çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar kenardaki çift olan bölümümü geçiyorum. 1 ve 2 çekiyorum kapatıyorum tekrar aynı yuvaya bu kenarımızı devam ettiriyoruz 1 ve 2 çekiyorum kapatıyorum ve iki sıramı da bu şekilde tamamladım süpürgem artık şekle girdi açılıyor bir tane ortada varken 2 3 ve kenardaki çiftli gruplarımız çift olarak devam ediyor şimdi ipimizin rengini değiştiriyoruz bu kez sarı ipimi şöyle alta alacağım beyaz ipimi yukarıdan örmeye devam edeceğim. Bu kez sarı gizlenecek. Sarının üzerine şu şekilde yatırıyoruz. Ve bir tane zincirimi çekiyorum beyazıma geçebilmek için ve ilmeğimi uzatıyorum. Sonrasında hemen bakınız burada yuvamın içerisine bir ve yuvamın tekrar içerisine iki sarımı da lütfen gizlemeyi unutmayalım araya almayı bir şöyle kapadım tekrar bir iki çekiyorum ve kapatıyorum ve araya giriyorum bir iki defa aldım çekiyorum ve kapatıyorum yanındaki yere tığımın başını doluyorum bir iki çekiyorum kapatıyorum bir tekleri hep tek olarak örüyoruz bakınız bir iki çekiyorum kapatıyorum 2 çekiyorum ve kapatıyorum kenardaki çiftli grubumuza geldim tıpkı başlangıçta olduğu gibi çift olarak ördüm burayı da çift olarak devam ettireceğim 1 2 çekiyorum kapatıyorum aynı yere bir daha giriyorum 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum bakınız tekrar sarı ipimi hemen şöyle alıyorum ortaya geçiyorum bir tane zincirimi çekip ortaya aldım sarı ilmeğimi ve beyaz ipimi uzatıyorum ve başını dolayarak araya giriyorum bir ve iki çekip kapatıyorum tekrar kenarımızı yaptığımız için çift olarak iki defa alarak örüyorum çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum ve aradaki bir tane fıstıklarımızın olduğu yere geldim bir ve 2 çekiyorum kapatıyorum. Aradaki birleri de bu şekilde örüyoruz. Sarı ipimiz de bakınız alttan devam ettiriyoruz. Her seferinde koparma yapmıyoruz. İkişer sırada bir rengimizi değiştireceğiz. Ve e, şimdi sarı rengimize geçmek istiyorum. Burada dikkat etmek istediğimiz tek önemli nokta her iki tarafımızın da çifter olarak devam etmesi. Bakınız çifter çifter ortada ise birer birer e, artışlarımız doğal olarak kendisini yenilemekte. Sadece dikkat edeceğimiz nokta bu çiftlerimizin arasına teklerimizi örelim. Ve bu şekilde ipimizi de altta gizleyerek devam ettirelim. Şimdi beyaz ipimi gizliyorum sarı ipime geçiyorum. Bakın sarı ipime hemen geçiyorum. Önce beyazımı küçülterek bir tane örüyorum. Ve çekiyorum ilmeklerimi şöyle düzelterek. Uzatıyorum ve başlıyorum. 1 2 Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum bir zincirle hemen araya giriyorum ilk araya bir 2 çekiyorum devam ediyorum 1 2 ipim arada bakınız altta kalıyor herhangi bir şekilde yanlarda arkada ip yok bunu buradan keseceğiz devam ediyorum araya giriyorum 1 2 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 çekip kapatıyorum ve bu şekilde her iki sırada bir süpürgemizin rengini değiştirerek biraz büyütelim. Evet en son sıramıza kadar geldim. Bir tane zincirimi bakınız kapadıktan sonra çektim ve bir zincir daha ilave ediyorum. Ve yeterli olduğu için kapatıyorum. Şöyle bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 3 tane sarımız 4 tane beyazımızdan oluştu süpürgemiz. Şimdi süpürgemizin altlarına şu şekilde saçaklarımızı takmaya başlayacağız bakınız. Ben saçaklarımı yapmak için 2 sarı ve 1 beyaz ipimi kullandım. Sizler tamamen sarı olarak da tercih edebilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz. Saçaklarımızı hazırlamak için ipimizi şu şekilde alıyorum. Bakınız. şu şekilde sarıdan tekrar döndürüyorum sarımı eşit miktarlarda keserek daha sonra da tabii ki düzelteceğimiz için birazcık uzun kesmenizde fayda var ben şu boyda kesiyorum bakınız Evet üçer üçer iki sarı bir beyaz olarak kesmiş olduğum iplerimi şöyle arasından geçiriyorum. Bakınız fıstıklarımın ikisinin arasından geçiriyorum ve dışarıda kalan uzun tarafı buradaki yuvanın içerisinden geçiriyorum hepsini. Ve geçirdikten sonra çekip kapatıyorum. Tekrar bir tane daha birlikte çalışalım. Önce ortalıyoruz, bilmeyen arkadaşlarımız için tabii ki. Ortaladıktan sonra şu kısmı her iki şöyle bakınız fıstıklarımın arasından şöyle geçiriyorum. Tamamının geçtiğinden emin olmak istiyorum. Tamamı geçti bakınız. 3 tane iki sarımız, bir beyazımız geçtikten sonra diğer uç kısmı da şöyle düzeltiyoruz. Bazen kayabiliyor diğer uç kısmını da düzelttikten sonra şöyle parmağımızla gerdirip destekliyoruz ve aradan parmağımızın olduğu yerden geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde çalışmamızı yapmış oluyoruz. Hepsinin arasına birer birer takalım. Şurada gördüğünüz gibi bütün fıstıklarımın arasına birer birer çalıştım ve bu şekilde süpürgemin uçlarını tamamladım. Sonra eşit olsun diye Makas yardımıyla düzeltim. Aynı işlemi diğer kısmımızda da süpürgemizde de çalışalım. Sonra her ikisini birbirine bağlayan bağcık çalışmamıza başlayalım. Evet, her ikisini de hazırladık. Bakınız, her ikisini de saçaklarında tamamladıktan sonra birbirlerine bağlamak için bağcık kısmımızı çalışmaya başlayalım. Aradaki kısmı bakınız. 5 tane zincir çekerek yaptığımız yuvaya giriyorum bir tane düğümümü atıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum ve bir iki tane fıstığımı dolduruyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum bakınız bir iki çekiyorum kapatıyorum döndürüyorum arka yönünü hemen araya bakınız her iki fıstığımın arasına giriyorum şöyle arasından geçiyorum diğer ilmeğimin ve uzatıyorum bir ve 2. Çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Yine giriyorum. 1 2. Çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Yönünü çeviriyorum. Hemen iki fıstığımın arasına geçiyorum. Şöyle ilmeğimin arasından geçiriyorum ve uzatıyorum. 1 2. Çekiyorum. Kapatıyorum. Aynı yuvaya 1 ve 2 çekip kapatıyorum. Arkasını çeviriyorum. Her ikisinin arasına batıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve uzatıyorum. 1 ve 2 çekiyorum. Kapatıyorum. Aynı yuvaya 1 ve 2 çekiyorum. Kapatıyorum. Çeviriyorum. Araya girerek ilmeğimin arasından geçip uzatıyorum hemen ve bu şekilde istediğimiz uzunluk gelene kadar örmeye devam ediyorum. Evet, yeterli ölçüye kadar örerek geldim. Şimdi karşıdaki daha önceden hazırlamış olduğum süpürgemin tepe noktasındaki 5 zincir çektiğim yere geliyorum. Ve sık iğne yardımıyla 2 ve 3 tane sık iğne örerek her iki uç noktayı birbirine birleştiriyorum ve diğer taraftan da bir tane alıyorum karşılıklı. Bu tarafa 3 sık iğne yaptım. Diğer tarafa araya tekrar giriyorum bağlantımı güçlendiriyorum bakınız şu şekilde bir ileri bir geri olmuyor bir tane sık iğne ile orayı da bağladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımız yardımıyla koparıyoruz ipimizi Evet şu şekilde tamamlamış olduk ipimi hemen ardına alıyorum Ve gizleme çalışmasını yapıyorum. ve Bu şekilde hazırlanmış ve tamamlanmış oluyor süpürgeden tutacağımız ya da ne şekilde kullanırsak. Evet çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.